Alo. Normal kızartıyorum ya da fırında yapıyorum. İyi fırında. Bal kabağım. Kaan Bey'in çorbası için. Far away. Yeni bir günden merhaba. Bu da böyle bir gün. Yer mi kaçırdın mı? Evet. Girişi mi kaçırdın? Evet. Öyle kameraları görünce insanım yaklaşır şu an. Gerçekten vallahi. Benim şimdi geri müziği açmam lazım. Çünkü Kaan Bey'in müziğini daha fazla kapatamayız. Bugün Gizem, Kaan ve ben Zorlu'ya geldik. Birkaç bakmak istediğimiz şey vardı Gizem'le. Hem de bir değişiklik olsun dedik. Bir de burada minik bir Christmas market var. Kaan'a da orayı gösteririz dedik. Ama ekstra trafikte kaldığımız için şu an çok açız. Önce koştur koştur bir İtalya'ya gideceğiz. Ne oldu? Neyi iptal ettik ya? Bilir öyle bir durumda. Lokasyona bağlı. Ona bakmak lazım da neyse öyle bir durum yok zaten. Bir şey diyeceğim. Perşembe akşamında benim işim çıktı bu arada davet. O yüzden onu yarın akşam çözmeliyiz. Cuma sabahı benim siparişim var aşkım. Kaçta bitecek? Kurye nasıl gelecek? Bugün Cuma ve Cuma sabahı. Bir şey oluşturuyor demişti Erdem bana. Aha, aynen. O oluşturmayacak mı? Caddede değil mi zaten? Ha,
bugün yeni imzam harfini ilan etti. Yom Alan'ın English Oak and Hazelnut harfini konuşacağız. Bu koku hem kadınlar hem erkekler için ideal bir odun. Sırasında Benefit'ten gelene bakar mısınız? Bu ne ya? Bu ne kadar küçük bir hula. Çok tatlı. Minik bir yılbaşı seti göndermişler. Bu numarası kaç acaba? Aa, 4 süper. Ve professional. Bundan bende çok var biliyorsunuz. O yüzden ne zaman bundan gelse size hediye ediyorum. Bu videonun altına yorum atan birine yanında birkaç bir şeyle daha bir paket halinde ikinci bir yılbaşı hediyesi olsun bu. Göndereceğim. Çok üzüldüm ya. Yatarak edit yapacağım. Akşam kuzenim gelecek. Ona onun işiyle alakalı bir konuda destek olacağım. Falan filan. Biz böyle kendi işini kuranlar sürekli birbirine destek olma halindeyiz. Önemli. Hem girl power hem de girişimci lafından hiç hoşlanmıyorum bu arada ama small business power diye. Nasıl bir açıdayım o kadar hiçbir fikrim yok ki. Arabadan da sesler geliyor. Rezalet bir köprü trafiğinde yoldayım. Tuz biber dinliyorum bir yandan. Genelde uzun böyle köprü trafiklerinde ya tuz biber açıyorum. Ya İbrahim Selim ya da Miray'ların şeyi var. Adı ne bilmiyorum ben. Ama Miray'ın Ben Selensu var ya. Onun çıktığı bir konuşma şey. Az önce evde hazırlanırken dinledim ya. Bir dakika.
Crossover Talks'ta ben Selen Su'yu biliyorsunuzdur hepiniz. Diğer ekip de yani çok meşhur ve güzel bir ekip. Ama ben biraz daha bu Crossover Talks'ta tanıştım çoğuyla. Çok benim ilgimin olduğu bir kategoride değildi. Ama hani böyle Amiray ne yapmış falan diye izlerken bunun şeyi oldum, bağımlısı. Her bölümlerini izliyorum şu anda. Trafiklerim böyle geçiyor. Bu tarz şeyler dinliyorum ya da FaceTime yapıyorum. Yani FaceTime'e bakmıyorum ama yapıyorum. Şimdi Rüya'nın Moped davetine gidiyorum. Şu an yılın son 10 gününe giriş yapmış bulunmaktayız. Bugün hiç story koymamışım ve bunu kasıtlı yapmadım yani. Hani mesela bazı günler ayda bir kere, iki ayda bir kere falan detoks yaparak kasıtlı koymuyorum. Böyle sabah anneme sözüm vardı diye ona kurabiye yapmaya gittim. Sonra eve döndüğüm andan itibaren deli gibi çalışmam gerekti. Beynim çorba oldu. Faturalar ayrı, siparişler ayrı, tedarikler ayrı. Sağdaki çıkışa gidiyor. Kurgular ayrı, editler ayrı falan böyle şey. Ajansla ayrı bir şey konuşuyorum. Bonarım müşterisiyle ayrı bir şey konuşuyorum. Ve hani böyle çok son dakika kurumsal siparişleri gelmeye başladı şimdi. Ben oldum patates. Yani o açıdan nasıl gözüküyorum bilmiyorum. Patates gibi görünüyorum muhtemelen. Patates oldum çünkü zaten. Selam, markadan dönüş gelmedi. Şey, size bırakacaklar muhtemelen diyor ajans. Müzik bazlı bir revize vereceklerini zannetmiyorum yani. Müzikte çok vakit kaybetme istersen. Neyse, ben tuz biberimi açıyorum geri ve bu trafikte survive etmeye devam ediyorum. Aslında Moped'i çok yakından tanıyorsunuz ama bu uzun gecede ben çok da kısa birazcık geçmişe götüreceğim sizi. Arkadaşlarımızla böyle her sene Ali Ocak başında bizim burada bir yılbaşı yemeğine gidiyoruz, kalabalık eşli. Şimdi onu hazırlanıyorum. Üzerimde böyle incecik ama kaşmir bu intimisim bluzu giydim. Altımda bir etek var, siyah kısa, siyah muz çorap giydim, siyah çizme giyeceğim. Üzerime de oversize bir ceket giyeceğim. Hızlıca hazırlanıyorum. Birlikte hazırlanalım istedim sohbet ederek. Önce şu Body Shop'un Insta Glow CC kremini kullanıyorum. Böyle biraz aydınlık bir baz olsun diye. Şuna bayıldım bu arada. Bir önceki vlogda beraber açmıştık. Erborian'ın Super BB'si. İlk kullandığımda yanlışlıkla bir tık fazla kullanmışım. Biraz kalıp gibi durdu. Ama az az kullandığınızda çok iyi. Yani kapatıcılığı da yüksek. Bir BB kreme göre. Rengi çok güzel cildinize oturuyor. Ve gerçekten cildiniz gibi duruyor. Başarılı buldum yani bunu. NYX'in Bare With Me Concealer'ını kullanıyorum. Günler çok erken başlıyor şu anda benim için. Bir de dün gece arkadaşlarımız geldi. Yani zaten evde biz kız kızaydık. Erkekler yemekteydi ve bir anda böyle hadi geliyoruz falan dediler.
Ya aşırı eğlendik yani, gece durduk yere. Biz böyle kız kıza chillerken bir anda böyle şey, evi ekstra şenlendirdiler yani. Ama böyle evde pek bir hani ön kutlama yemekleri falan yapardım ben önceki yıllarda. Bu sene yapamadım hiç. Pek halim olmadı sanırım. Yoğunluğumun derecesini de ölçemedim. Çok dalgalıydı. Böyle hani planlayamadım kendimi. Bu sene biraz böyle oldu. Ama işte ilk kutlamamızı bu akşam arkadaşlarımızla yapacağız. Daha sonra yarın sabah aile kahvaltımız var. Böyle full ekip, kalabalık. Onun için heyecanlıyım. Yarın siparişler bende değil neyse ki. Yani aslında zaten bu dönemde çok bölüşüyoruz aramızda ve ekstra destek alıyoruz. Çünkü yani böyle birkaç kişinin yapabileceği bir level'da değiliz. Ama yarın sabahki kahvaltıdan dolayı ben biraz pas geçtim. Çünkü hafta içi özellikle 3 tane büyük kurumsal siparişimiz var. Çok yoğun olacak benim için. Yılbaşı'da ne yapacağımız hala belli değil. Yani arkadaşlarımıza gideceğiz herhalde. Biz zaten dışarıda hiçbir zaman olmayız yılbaşında. Bu ışık da biraz beyaz ya. Makyajım ne kadar görünüyor bilmiyorum ama birlikte yapıyoruz vallahi bir şeyler. Sizin yılbaşı planlarınız neler? Bunu muhtemelen bu arada 1 Ocak'ta falan paylaşacağım için. Siz dün akşam neler yaptınız öyle sorayım. Kırmızı yanaklar istiyorum. O yüzden Benefit'in Benetint'ini kullanacağım. Kırmızı ruj sürsem mi ya? Bence böyle çok hani ışıltısızım yani. Normalde taşlı küpemi taksam diyordum. Sonra bunu bu kıyafetime çok yakıştırdım. Bu fake bottegaları. O yüzden acaba böyle kırmızı ruj mu sürsem? Gözüme de çok bir şey uğraşmayıp. Yine çektim siyahları görüyorsunuz. Bari böyle rujla kırmızı yapalım. Ece hepimizin yılbaşı kazayla gelmesini istedi. Bu arada 20 kişi falanız yani. Ve eşek kadar insanlarız. O yüzden biraz kendisi vetoladık. Bizimle konuşmuyor şu anda. Birazcık highlighterlanalım. Sanırım bir böyle tatile ihtiyacım var. Yani şey tatile. Geçen şey dedim, kendime yıllık izin giriyorum. 1 Ocak, 8 Ocak, 10 Ocak falan böyle o civarlarda. Gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyorum. Kaşlarımı yaptım. Neyse ne diyordum. Sanırım böyle bir ocağın ilk haftası falan sosyal medyaya da bir hafta ara verebilirim yani. Ne oldu bu kıza demeyin. Böyle bir planım var. Uygulayabilir miyim bilmiyorum. Yani çok şükür dediğim gibi meşgul ve yani yoğun olmaktan çok memnunum. Hani evrene de yanlış bir mesaj vermek istemiyorum. Ama ben stresli çalışan bir insanım biraz. Bunu henüz aşamadım. O yüzden de şey oluyorum. Özellikle çok stresli dönemlerin sonunda bir kafa dinlemeye ihtiyaç duyuyorum. Hafif gölge atıyorum. Eyeliner gibi de değil. Siyah kalem arıyorum. Böyle çok kirpik diplerime çok minik bir siyah kalem geçeceğim ucuna. Ya maskarayı sürerken çok uzun sürmesine kamerayı kapatayım dedim. Bir dakika, çok yakın oldu ışık. Bu Dolce'nin yeni Devotion maskarasını kullanıyorum. Deniyorum yani bir haftadır. Zaten bitmek üzeredir yani, bence bir hafta daha dayanır. Çok çok iyi, çok beğendim. Yani tam benim sevdiğim gibi fırçası var zaten, anlatmıştım size. Uzatıyor, kıvırıyor ve biraz da hacim veriyor. Dökülme yapmıyor, bir zahmet bu fiyata yapmasın ama çok beğendim. Yani biliyorsunuz ben bu arada maskarada çok high-endçi değilim. Çünkü uygun fiyata da çok güzel maskaralar var. Hatta çoğundan daha iyi maskaralar var. Ama hep diyorum, eğer böyle bir şey düşünüyorsanız, yani ben Dolce'den almak istiyorum maskaramı, iyi bir maskara olsun, fiyatına değsin diyorsanız, Devotion çok iyi. Dişlerimi fırçaladım, geldim ve uzun yıllardır yapmadığım bir şeyi yapmaya karar verdim. Likit matrus sürersem kırmızı yine aynı şeyi kullanmış olacağım bu videoda da. Bir de biraz değişiklik istedi canım. Yani genelde şu ikisini kullanıyorum. Zaten bahsetmiştim. Nars'ın şu Louise isimli rujunu sürmeye karar verdim. Bunu çok yani bayağıdır kullanmadım. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Koyu renk kırmızı dudak kalemim yok. Ya da var mı? Çünkü bazen markalardan gelen ve kırmızı ruj pek sürmediğim için kullanmadığım dudak kalemleri oluyor. Mesela.
çok iyi bir kırmızıydı diye hatırlıyorum. Doğru hatırlıyormuş mu? Ateş. Ateş. Çok iyi. Ain't karma a bitch? We know Blair Waldorf is. Niye yeni bir günden merhaba. Bu vlogda ne çektim, ne yaşandı hiçbir fikrim yok. Yılbaşı haftasına giriş yaptık. Bugün günlerden salı. Gerçekten kapasitemizi yani günlere bölebildiğimiz için kurumsalları henüz aşmadık. Ama yılbaşı günü için aşmak üzereyiz. Muhtemelen yarın siparişleri kapatacağım. Normalde asla yılbaşı haftası böyle görünmüyorum. Sadece bugün bir toplantım var caddede, ona gideceğim. O yüzden şöyle bir toparlandım. Bütün işleri ayarladım. Şu arada birkaç saat bir boşluk yarattım. Hem bir yürürüm de caddede iyi gelir. Bir de dün çok güzel hediyeler geldi. Onları birlikte açalım dedim. Dokunmadım böyle şey. Dün aşırı kötü bir haldeydim yani, tipimi görmeniz lazım da. Böyle şey oldum. Yarın biraz daha toparlandığımda kamerada bunları birlikte açalım dedim. Hala yılbaşında ne yapacağımız belli değil bu arada. İki tane seçeneğimiz var. Ben nasıl bir yorgunlukta olacağım hiçbir fikrimiz yok. O yüzden böyle bir kararsızız. Üç tane birbirinden şık hediye geldi yani. Böyle bu ay içerisinde bir şeyler geldi, çok sağ olsun markalarıma. Dün böyle üst üste o kadar hani hepsi ekstra şık ürünler geldi ki. Hiç daha önce duymadığım, sanırım yeni kurulmuş Bonayis diye bir markadan. Şöyle bir kutuları var. Kendi atölyelerinde yapılmış katıksız badem ve fıstık ezmeleri ve lokumları varmış. Bu ne ya? Güzelliği şaka mı? Şimdi bunu büfeye koyacağım. Dün Serdar'a sakın bunu yeme, yarın video çekeceğim falan dedim. Şimdi yeriz. Ah. Yani canım MM Kozmetik ve canım Chloe ailemi. Aşırı seviyorum. Chloe'nin şöyle bir yılbaşı kofresi geldi Nomad'dan. Ters tutuyormuşum size bu tarafını. Bu Nomad sizin, benim daha önce hiç kullanmadığım ama sizin benden parfüm serisine çok istediğiniz bir kokuydu. Orada parfüm var şu an. Bu hafta biraz o geçen hafta açtıklarımızı deniyorum. Mirabel varmış, bu sarı erik denilen. Sarı erik deyince aklıma erikli geliyor. Anneannemle dedemin Erikli'de bir yazlığı vardı Keşan'da. Daha doğrusu birkaç sene orayı tutmuşlardı böyle aynı eve. Oraya giderdik yazın falan. Böyle kaç yaşlarındaydım ben Keşan'da? Sonra Bayramoğlu'na geçtik değil mi? Aynen. Onunla belki 13 arası falan. Orada hayatımda hiç unutmadığım yediğim bir sarı erik vardı. İnanılmaz bir şeydi yani. O kadar lezzetli ve böyle yumuşacık, sanki içerisinden bal akıyor gibiydi. O varmış bunun içerisinde. Mirabel. Çok unique ve soft bir kokusu var. Bunu parfüm serisinde daha birlikte konuşacağız. Ocak ayında yayınlarım muhtemelen. Daha çekmedim yani, biraz daha test edeceğim. Son olarak yine inanılmaz bir paket var. Ben bunun kutusunu nasıl atacağım hiçbir fikrim yok. The Townhouse carefully curated to bring you the perfect Negroni experience. Bu Bağdat Caddesi'ndeki Townhouse, geçen böyle birkaç kişi de sordu Townhouse'a bir anlaşmanız mı var diye. Townhouse'a bir gönül anlaşmamız var arkadaşlar. Townhouse'un ekibi ve kurucusu Bağdat Caddesi'nde bambaşka bir pub'da işletmeciyken de çalışırken biz üniversite zamanı haftanın 4-5 günü falan oraya giderdik, öyle söyleyeyim. Sürekli oradaydık. O yüzden hani birbirimizi çok uzun yıllardır tanıyoruz. Birçok çalışanla ve sahibiyle. Daha sonra onlar işte Townhouse kurdular. Townhouse da bizim evimize çok yakın. Ve hani bence Bağdat Caddesi'nin gerçekten en iyi mekanı. O yüzden çok fazla Townhouse'a gidiyoruz. Serdar iş için de çok gidiyor. İş için yemeklerini çok fazla orada yapıyor. Ne zaman böyle iyi yemek yemek istesem, güzel bir şeyler içmek istesem Townhouse ilk aklıma gelen oluyor.
O yüzden Thanos'la bir gönül ilişkimiz var. Onlar da bize bu Negroni setini göndermişler. Serdar'ın favori kokteyli bu arada Negroni. O yüzden o aşırı mutlu. Ya da olgunlaştırdığımız Negroniler oldu. Biz aslında bir Negroni davetine gidip burada da yayınlamıştım. Thanos'la bunları tatmıştık. Şu trüflü Negroni çok çok ilginç. Mezcal Negroni ve Thanos'un klasik Negroni'si. Çok güzel değil mi şişeleri ya? Bunu deneyeceğiz Serdar'la beraber. Vallahi çok teşekkür ederiz. Çok şık bir hediye. Aşırı beğendim yani. Yarışta gibiyiz. Neden bir anda böyle oldu? O kadar çok eşya var ki elimizde. Evet ya, 3 poşet bindik. Eşyalar ne olacak ne bitecek. Annemlere bırakacağımız board var. Bizim götürdüğümüz board var. Bir arkadaşımız aldığı tatlıyı bize bıraktı. Ekstra şişeler bir şeyler var ama... Ama... I have survived. Aralık 2023. Her zaman. Gerçekten çok şükür. Bugün her şey böyle sapasağlam teslim edildiğinde, her şey bittiğinde o kadar huzura böyle şey oldum ki. Böyle bebek gibi uyumuşum yani salonda. O yüzden çok mutluyum, çok şükür. Bir yılbaşı dönemini daha atlattık. Şimdi bir arkadaşımıza gidiyoruz. Beraber yemek yiyeceğiz. Oyun oynayacağız falan. Chill, keyifle. Böyle bir giyindik, süslendik. Daha fazla bu videoda konuşabilir miyim bilmiyorum. Hepinize çok keyifli, mutlu seneler ve çok mutlu ve çok sağlıklı bir sene diliyorum. Artık bu 2023 sayfasını kapatıyoruz. Hepimize güzel bir yıl olsun, değil mi sevgilim? Aynen. 2024 çok güzel bir yıl çok olacak. Çok güzel olacak, aynen. İnşallah.